Merhabalar. Bugün sizlere yine bayağıdır söz verdiğim ve çekmemi beklediğinizi bildiğim 4 videoluk bir serinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu 4 serilik videoda sizlerle şimdilik yaptığım, yani son 1-2 aydır uyguladığım haftalık antrenman programı paylaşıyor olacağım. Çok arada kaldım. Bütün haftayı tek bir videoda mı yapsam yoksa 4 farklı videoda mı yapsam diye. Çünkü haftanın 4 günü spor salonuna gidiyorum ve çalışıyorum. O yüzden sizlere sordum ve bana Instagram'da hiç yardım etmeniz çok teşekkür ediyorum. %49'a %51 falan tarzı bir sonuç aldım. O yüzden 4 videoluk bir seri olacak bu. Her gün bir günümü gösterecek. Bugün haftanın ilk gününün videosu olacak. Bu yapacağım açıklamaları her videoda yapmayacağım ama bu serinin ilk videosu olduğu için nasıl çalışıyorum, bununla ilgili küçük biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle daha önce spor rutinin diye bir video çekmiştim ve bu videoyu izlemediyseniz lütfen, eğer sporumu merak ediyorsanız izleyin. Çünkü o videoda açıkladığım şeylerin bana soru olarak gelmesinden arkadaşlar sıkıldım yani, tamam mı? Sıkıldım. Hani bana bir sorular soruyorsunuz ve bununla ilgili cevaplar verdiğim, size bir şeyleri açıkladığım bir video çekiyorum. Evet, uzun olmuş olabilir yani. Ne olmuş 35-40 dakikalık video olmuşsa yani. Ama açıkladım sizlere. Çekiyorum ve siz bana sonra tekrar bu soruları sormaya devam ediyorsunuz. O yüzden eğer ağırlık çalışmamla ilgili neden yapıyorum, kas, yağ, bunlar nasıl oluşuyor, vücudumuzda nasıl şekilleniyor vesaire, bunları eğer bilmiyorsanız, hani bacağımın kaslanmasını istemiyorum ama inceltmek istiyorum, nasıl yapabilirim, ne çalışmalıyım tarzı soruları olan birileriyseniz lütfen o videoyu gidin izleyin. Yağ kaybı vücutta nasıl oluyor, bunu bir anlayın. Başka videolarda izleyebilirsiniz. Ve ondan sonra sorun, daha sorunuz varsa. Tamam mı? İlk önce orada bir anlaşalım. Dediğim gibi haftanın 4 günü spora gidiyorum. Haftanın 3 günü full vücut, tüm vücudumu çalıştıran bir antrenman programı uyguluyorum. Genel olarak baktığınızda alt vücut ağırlıklı bir program ama üst vücudu da kesinlikle göz ardı etmeyen bir program. Tüm vücut çalışmayı sevdiğim için, bana daha verimli geldiği için bu şekilde çalışıyorum. Ama spor bir süreç yani ve hiçbir zaman sonu gelmeyen bir süreç aslında. Ben de hala sporda yeniyim. Bir yılımı daha tamamlamadım. Eylül ayında falan düzenli spor yapmaya başlamıştım. Ve bir şeyleri öğrendikçe, spor salonunda bir şeyleri deneyimledikçe, bir şeylerden sonuç alıp bir şeylerden sonuç almadıkça değiştirmeye devam ettiğim bir şey bu. O yüzden ileride belki bunlar değiştikçe sizlerle paylaşmaya devam ederim isterseniz. Ama şu anda bu şekilde çalışıyorum ve benden çok sorduğunuz, çok paylaşmamı istediğiniz için de sizlerle de paylaşıyorum. Lafı çok uzatmak istemiyorum ama son olarak ilk günümüzün videosuna geçmeden önce şuna değinmek istiyorum. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, nasıl motivasyonunu her gün devam ettirebiliyorsun? Sporu nasıl bu kadar parçası haline getirdin hayatının? Ben aynı motivasyonu bulamıyorum diyorsunuz. Disiplin çok önemli bir şey. Yani benim hayatım boyunca disiplin bir şekilde, hani bana başka güçler tarafından, dış güçler tarafından, basketbol takımım olsun, okulum olsun, ailem belki olsun, başka şeyler dışında hep disiplinli olmak zorunda oldum. Ve bu bana çok güzel bir sorumluluk duygusu kazandırdığını düşünüyorum. Ve eğer sizin böyle bir geçmişiniz yoksa bile bu sizin de kazanabileceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kafanızda artık öyle bir hale getirdim ki sporu, kafamda hiçbir zaman hani spora gitsem mi, gitmesem mi diye bir ikileme düşmüyorum. Eğer spora gitsem gidilecek günse o zaman gideceğim. Hani o benim günlük programımın artık bir parçası. O değişmeyen, hani kahvaltı nasıl yapıyorsanız spora da gidiyorum yani. Öyle kafama yazdım diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Yani aksi çok nadir zamanlar dışında olması imkansız. Adam yani hiç mi gitmek istemediğin olmuyor derseniz, evet tabii ki bazen sabah kalkıyorum ve mesela 2 gün önce yaptığım antrenmandan hala yorgunum. Bir gece önce geç yatmışım veya sadece moralim bozuk ve gitmek istemiyorum. Evet, oluyor. İnsanız. Herkese olur. Bu normal. Ama biliyorum ki o sporu yapmak yani bana kötü gelmesinin imkanı yok. Bana kendime iyi hissettirecek bir şey. O benim rutinimin parçası ve insan rutinlerine devam ettikçe gerçekten o moral bozukluğuna iyi gelecek bir şey. Size enerji verecek bir şey. Ve aynı zamanda da bu işin ipinin ucu kaçınca çok kolay kaçabiliyor. İnsan rahata
çok kolay alışabiliyor. O yüzden ben hani onu direkt kafama o şekilde sokmuyorum. Eğer hiç gitmek istemiyorsam, evet gitmediğim kesinlikle oldu. Böyle bazen sabah uyanıp yani hiç halim yok bugün dediğim ve gitmediğim oldu. Ama bir kere. Ertesi gün gidiyorum. Yani onun kesinlikle bir rutin haline gelmesine izin vermiyorum. Dediğim gibi disiplinli olmanız gerekiyor. Bir şeyi ne kadar çok istiyorsanız ona göre hayatınızın bir parçası haline getirirsiniz. Yani bilmiyorum bunu daha nasıl anlatabilirim, inanın bilmiyorum yani. Ve aynı zamanda bence şu da çok önemli bir parçası. Yaptığınız antrenmandan nefret etmemeniz gerekiyor ki sizin için böyle of hiç gitmek istemiyorum dediğiniz bir şey olmasın. Ben gerçekten spor salonunda inanılmaz keyif alıyorum. Kaslarımı çalıştırmak çok büyük bir haz veriyor. Kendimi aynada görmek. Bu yani egoistlik değil kesinlikle. Bu kendini sevmek, kendi eforun için kendini takdir etmek vesaire vesaire. Eğer siz denediniz yok abi. Yani siz ağırlık antrenmanı, ağırlık çalışmayı sevmiyorsunuz. O zaman kendinize uyan, sevebileceğiniz bir şekilde vücudunuzu hareket ettirmeniz çok önemli ki bunu bir düzen haline getirebilin. Yani verebileceğim en iyi tavsiyeler bunlar olabilir. Bir de son olarak şunu söyleyeyim ama hani ağırlık antrenmanını da böyle bir hafta denediniz, iki hafta denediniz, bir şey değişmiyor ya deyip bırakmaktan da bahsetmiyorum. Ne yaparsanız yapın hiçbir zaman bir haftada, iki haftada sonuç almayacaksınız. En azından kalıcı sonuçlar almayacaksınız. Bunu bilmeniz önemli. Saygı duymanız gerekiyor bu sürece. Gerçekten vücudunuzu fiziksel olarak değiştirmekten bahsediyorsunuz. Bu bir haftada, iki haftada yapabileceğiniz bir şey değil. Bu gerçekten aylar alan. 1, 2 ay, 3 ay, hala 1 yıl. Benim 1 yıl sonraki vücudumla şu anki vücudumun aynı olmayacağını garantisini verebilirim size. Çünkü bu dediğim gibi her zaman ileriye giden bir süreç. Böyle olmasa zaten arkadaşlar herkes yapardı. Ben gerçekten bunu anlıyorum yani. Herkes yapamadığına göre zor çünkü. Zaman alan bir şey. Buna saygı duyup gerekli emeği verirseniz karşılığını alırsınız yani. O kadar söyleyeyim. Daha fazla bir şey diyemem. En azından şimdilik. Çok konuşuyorum. Yine bu konuya gelince biraz böyle gaza gelebiliyorum. Her şey sizin elinizde arkadaşlar. Her şey sizin elinizde. Her gün kalkıp nasıl hissettiğiniz, günün sonunda nasıl hissettiğiniz sizin elinizde. Tabii ki dış faktörler olabiliyor. Ama belli bir düzeninizi oturttuysanız, eğer kendinizle ilgili iyi hissediyorsanız tüm dünyaya olan bakış açınızı değiştiriyor. Emin olun. Güvenin bana. Daha fazla uzatmadan haftanın ilk günün antrenmanıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Umarım sizlere çok çok yardımcı olur. Umarım beğenerek izlersiniz. Sporumuza geçebiliriz. Hadi bakalım. Bugün sporumuzda haftanın ilk günü. Şimdi pazartesi günü diyemiyorum çünkü aslında bugün pazar. Haftanın 4 günü çalıştığım için atıyorum pazartesi başladık diyelim. Pazartesi, çarşamba, cuma, pazar, sonra salıya kayıyor ve günler hep kaymaya devam ediyor yani. O yüzden haftanın birinci günü diyebilirim bugüne spor için. Alt vücut ağırlıklı bir iki tane de üst vücut hareketi olan bir günümüz. Heyecanlı mısın Gökhan? Çok heyecanlıyım. İlk olarak vücudumuzu ısındırarak başlıyoruz. Her gün bu haftanın 4 günü hep aynı şekilde ilerleyecek. Yokuş yukarı yürüme. 5 dakika ile 10 dakika arası yapıyorum. Çok bir kural yok. Dediğim gibi vücudumuzu ısındırmak önemli olan. Şimdi ısınarak başlıyoruz. She pull up, hop out then she swerve. Do your two step, your look at what make it work. Make it work, make it work, strike a pose. Yürüyüşten sonra bir de aktif stretch tarzı hareketler yapıyoruz. Evet, ısındıktan sonra ağır alt vücut çalışacağım günlerde antrenmanıma başlamadan önce kalça aktivasyonu yapıyorum. Daha önce videolarımda görmüş olabilirsiniz. Bunun sebebi bazen kalçalarınızı hissetmek hareketlerde zor olabilir. Kalça aktivasyonu kalçanızdaki kaslarla aranızdaki bağı biraz daha böyle daha kolay hissetmenizi ve hareketleri hani biraz daha o kalça gücünüzle ittirmenize yardımcı olabilir eğer kalçanızı hissetmekte sıkıntı çekiyorsanız. Hareketler başlamadan önce biraz orayı yakıyorum ki birazdan squat vesaire yapınca
orayı biraz daha iyi hissedebilirim diye. Anladınız mı? Yapmak zorunda değilsiniz ama benim yapmak hoşuma gidiyor. O yüzden yapıyorum. Kalça aktivasyonu için aslında istediğiniz hareketleri kullanabilirsiniz. Çok önemli değil. Ama ben glute bridge yapıyorum öncelikle. Ve 10x10x10. Yani bu demek oluyor ki ilk önce normal tam 10 tane yapıyorum. Ondan sonra biraz daha tam aşağıya inmeden daha hızlı bir şekilde 10 tane yapıyorum. Ve ondan sonra da 10 saniye kadar durarak bitiriyorum. Onu bir set tamamladıktan sonra burada gördüğünüz hareketi yaklaşık böyle ayağınızla üçgen çiziyormuşsunuz gibi bir hareket diyebilirim. 10 tekrar yapıyorum ve sonra ara vermeden aynı ayakla yukarı doğru tekme hareketine geçiyorum. 10 tekrar da onu yaptıktan sonra sadece bir set yapıyorum bunları bu arada. Tamamlıyorum kalça aktivasyonumu. Evet, kalçalarımızı aktive ettik. 3 hareket yapıyorum, tek set yapıyorum. Ama yanıyorlar, emin olabilirsiniz. Bugün ilk hareketimiz squat. Squat yani atsan atılmaz, satsan satılmaz bir hareket benim için. Çünkü benim zaten quadlarım oldukça kalınlar. Yani siz şu an göremeyebilirsiniz belki ama kuallarım zaten kalın. Çok büyütmeyi daha fazla istemiyorum. Ama kalça için de maalesef oldukça yararlı bir hareket. O yüzden haftanın sadece bir günü 3 set 12 tekrar. Aslında 4 set yapacağım. Direkt böyle en ağırla squat yapmaya başlamayayım diye, biraz ısınayım diye biraz daha hafif bir ağırlıkla ısınma seti yapıyorum. 8 tekrar falan. Sonra 12 tekrar 3 set çalışacağım. Do your two step, your little catwalk, make it work. Make it work, do your dance, make it work. Strike a pose, make it work, do your dance, make it work. Strike a pose. I pull up, hop out, then I swerve. Do my two step, my little catwalk, make it work. Make it work, do your dance, make it work. Strike a pose, make it work, do your dance, make it work. Strike a pose. Do your dance, girl. Bu hafta 3 setimizi tamamladık. Şimdiki hareketimiz hip thrust. En sevdiğim kalça hareketlerinden ve herkes tarafından kabul edilmiş en yararlı kalça hareketlerinden bir tanesi hip thrust. 4 idmanımdan 3'ünde falan galiba hip thrust var o yüzden. Sandığınızdan çok daha fazla ağırlık kaldırabilirsiniz bu harekette. Çünkü güçlü, yani güçlü bir yerinizle kaldırıyorsunuz aslında. Normalde ben bu hareketi barbelle yapmayı seviyorum. Çünkü o zaman çok daha fazla ağırlık, istediğiniz kadar ağırlık yükleyebiliyorsunuz. Yani ama burada serbest ağırlık olmadığı için evet. Ve şu gördüğünüz makinede en aşağıya kadar inmiyor. Normalde eğer makineniz en aşağıya kadar inebiliyorsa Smith Machine'de de yapabilirsiniz. Ben dumbbell'la yapmak zorundayım. O yüzden hatta Gökhan bana yardım ediyor. Geliyor böyle üstüme bastırıyor biraz daha fazla ağırlık olsun diyor. Yani ağır dumbbell'le yapıyorum salondaki. Ama yani demek istediğim şu ki eğer ağırlık ekleme şansınız varsa kesinlikle ağırlık ekleyin. Çok daha yararlı oluyor o zaman. Ama yoksa tabii ki tek başına da yapabilirsiniz. 4 set yapıyoruz. 4 set 12 tekrar. Hadi bakalım. If it's real, it's real. This'll be forever. If it's hot or cold, get through any weather. If it's all I know, together we're better. She pull up, hop out, then she swerve. Do your two step, your little catwalk, make it work. Make it work, do your dance, make it work. Strike a pose, make it work, do your dance, make it work. Strike a pose. I pull up, hop out, then I swerve. Do my two step, my little catwalk, make it work. Make it work, do your dance, make it work, crack a pose, make it work, do your dance, make it work, crack a pose. Üstümü çıkardım ki seksi üst vücut kaslarımı da görebilin diye. Çünkü şimdi üst vücut hareketi yapıyoruz. Şınav çekeceğiz. Şınav her yerde yapabileceğiniz. Hiçbir zaman zorluğunu kaybetmeyen bir hareket. Haftada bir kere 3 set şınav çekince birden kaslarınız çıkmayacak, emin olabilirsiniz. Bu konuda artık korkmayın, tamam mı? Ben 3 set yapıyorum, 10 tekrar yapıyorum. 3. setin sonlarına doğru kesinlikle çok zorlanmaya başlıyorum. Ama ilk başladığımda mesela normal yapamıyordum 3 set. Dizlerinizi yere koyarak çekebilirsiniz 2. ve 3. setlerinizi. Ne kadarını çekebiliyorsanız çekin. Sonrasında dizlerinizi koyarak çekin. Anladınız mı? 3 set 10 tekrar şınav.
zıplamalı squat yapıyoruz. Bunu yapmamın sebebi biraz daha kalp atışımı hızlandırmak, zıplayacağımız için. Hani kardiyo tarzı hareketleri de bu oluşturduğum antrenman programında günlerime ekledim. Böylece her antrenmanda en azından bir sürede olsa kalp atışımı biraz fazla hızlandırıyorum. Bu tarz çalışmak bu aralar çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle yapıyorum. Siz sordunuz, ben de söylüyorum. Şimdi zıplıyoruz yani. 3 set, 10 tekrar. Şimdi yine üst vücudumuzu çalıştıracak bir hareket ekliyoruz. Dips. 3 set, 8 tekrar. Çok yapmamıza gerek yok bunu. Kalp atışımı hızlı tutmak için yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi de mesela şimdi dips yaptım, ikinci setimi yaptım, bir setim daha var. İkinci setimle üçüncü setimin arasında, hani ara vermem gereken yerde bir sonra yapacağım hareketin ilk setini yapıyorum. Şimdi anlayacaksınız. İki setimi yaptım dips. Bundan sonra bir hareketimiz kaldı. O da lunges, farklı bir lunges tarzı. Onun ilk setini yapacağım. Onu yaptıktan sonra tekrar dips'e dönüp dips'in 3. setini bitireceğim ve sonra tekrar gelip 2 set daha lunges yapıp bitireceğim. Böylece hani ara vereceğim kısmı, dinleneceğim kısmı, hani kaslarım aslında hala dinleniyor çünkü aynı kasları çalıştırmıyorum. Ama bu sırada başka bir hareket ve başka kaslarımı çalıştırdığım için kalp atışım hızlı olmaya devam ediyor. Bu da antrenmanınızın biraz daha intensity, ne denir intensity'ye? Yoğunluğunu biraz daha yukarıda tutmanıza yarıyor diyebilirim. Şimdi ama ben ara kısmında konuşmuş bulundum. Her neyse. Son hareketimize geçiyorum. Lunges yapıyorum. Bir setimizi yaptık. Bunun da iki setimiz kaldı. Şimdi ara vermeden dipsimizin 3. setini bitirmeye gidiyoruz. Evet. 2 set daha lunges yapıyoruz. Ve bitiyor antrenmanımız. İlk günün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, antrenmanımızı bitirdik. İlk günü başarıyla tamamladınız eğer yaptıysanız veya yapacaksanız başarılar diliyorum. Gerçekten verimli olduğundan emin olabilirsiniz. Yani en azından benim için bu tip çalışma, böyle hem kalbimi hızlı tutan hem de kaslarımı çalıştıran antrenman programı bana çok iyi geliyor. Birinci gün bu şekilde. Antrenmandan sonra soğuma yapmayı da unutmayın bu arada. Özellikle bana kas ağrıları ile ilgili çok soru soruyorsunuz. Normal mi? Veya hani ne yapabilirim diye. Soğuk duş alabilirsiniz. Esnetme ve dediğim gibi soğutmalarınızı antrenmandan sonra unutmayın. Ağrılarınız varsa, nereleriniz ağrıyorsa oraları en azından 1-2 gün çalıştırmayın. Başka yerlerinizi çalıştırın antrenmanlarınızda. Ama şunu da söyleyeyim, 2 gün falan ara verdikten sonra ağrınız olsa bile ısının ve sonra tekrar antrenmanlarınıza dönün. Çünkü yaptıkça zaten o ağrılar azalacak ve artık olmamaya başlayacak. O yüzden hani tamamen de bırakmayın. Bu şekilde. Evet, bugünlük sporumuz bu şekildeydi. Nasıldı? Neler düşündünüz? Bana yorumlarda lütfen bildirin. Hareketlerle ilgili eğer bir sorunuz varsa, hareketleri nasıl yapacağınızı tam olarak anlayamadıysanız lütfen araştırın ve öyle yapın. Ve eğer uygularsanız lütfen nasıl hissettirdi? Bana aşağıda yorumlarda söylemeyi unutmayın. Unutmadan benim vlog severlerim için de, beni özleyen, vlogları özleyen insanlar için de birkaç şey söylemek istiyorum. İnanın ben de çok özledim. Son bir aydır arkadaşlar bu size bahsettiğim büyük bitirme projem üzerinde çalışıyorum. Bitmek üzere, belki 1-2 sayfa daha yazacağım. O kadar yaklaştım. Çok inanılmaz heyecanlı şeyler oluyor. Size
çok yakında söyleyeceğim, çok yakında paylaşacağım ama arkadaşlar beklediğinize değecek. Hazır değilsiniz. Hazır değilsiniz gelecek olan şeyler için, o kadar söyleyeyim. Lütfen beni mazur görün, lütfen biraz daha sabredin. En yakın zamanda çok güzel içerikler gelecek. Serinin ikinci videosunda ve haftanın ikinci spor gününde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye!